çıkalım. Yani Eyfel Kulesi oldu mu? Herhalde güveç yemeği planlıyorsun. Tamam, o zaman. Burası mı? Hem de taze taze valla pişiriyorlar. Valla daha kaynıyor yani. Nereye aldın? Nereye? Süt nerede saklanır sorardı Orhan Boran Yükü'ye. Yükü de derdi ki nerede saklanır? Orhan Boran derdi ki ineğin memesinde saklanır bozulmadan. Dondurma bu. Böyle Eyfel Kulesi gibi bakın. Böyle kat 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 kat. Bu kimin bu? Kimin birisi? Çık çık bitmiyor. Epey bir yokuş var. 7 tane olması lazım. Kaç tane var? 2. Eskiden hiç yaz kış ev yoktu adada. Sadece bahçıvanlar vardı yaz kış. Bunlar satılıyor mu acaba? Sevgili arkadaşlar merhabalar. Umarım bulunduğunuz yerde keyiflisiniz ve her şey gönlünüze göredir. Biz Nişah'la birlikte Güneydoğu gezimizi, daha doğrusu Güneydoğu gezimizi tamamladık. Anneme bir de ufak bir sürpriz yapacağız. Onun doğum gününü kutlayacağız. Şimdi haberi yok. Beraber taksiye gidelim. Hadi bakalım neler olacak. Birlikte görelim. Niyetimiz adalara gitmek. Şimdi Bostancıs Kilisesi'ne doğru yürüyeceğiz. Maltepe sahindeyiz. Harika bir yol. Çok güzel dizayn edilmiş. Yol boyunca güller var. Kırmızı güller, sarı güller. Hemen yanımda da kiraz ağacı var. Tutmuş harika. O zaman fazla söze gerek yok. Adalara doğru yola çıkalım. Evet, gerçekten harika olmuş. Güller hepsi birbirinden güzel. Böyle ve biz nereye gideceğiz? Biz karşıya adalara gideceğiz arkadaşlar. Maltepe sahildeyiz. Evet Nişah Hanım, bugün de adalara gidiyoruz hayırlısıyla. İyi geziyoruz. Vallahi süperiz. Maşallahımız var. Annem de burada. Evet. Annemle beraber gidiyoruz adalara. Hadi gidelim o zaman vapurumuzu. Hava da çok güzel. Vapurumuzu kaçırmayalım. Daha tezgahlara balık gelmemiş ama burada. Evet, valla vapura yetiştik, ne yaptık? Sanımlar, çok iyiyiz. Valla süper görünüyorsunuz zaten. Güzel bir deniz havası alalım, değil mi? Kınalı adayı geçtik. Şimdi diğer adaya doğru devam ediyoruz. Ben de bu köpüklere bayılıyorum. Çok seviyorum bu köpükleri.
Adada'dayız. Günler, çok memnun oldum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Çok memnun oldum. Nişah'ı da uzun uzun sorguya çektiler. Nişah. Burgaz Adaya geldik Nişah'cığım. Hemen arkandaki kardeşimiz de benim hemşerimmiş. Dersimliymiş kendisi. Annesi benim iyi bir dinleyenimmiş. İsminiz neydi? Emre. Emre Bey. Peki. Yeni yolcular geliyorlar. Daha sakin bir ada diğerine göre. Bu yer ne kadar eski. Tabii çok eski bir köşk bu. Evet, Burgaz Adadan ayrılıyoruz şu anda. Vapurumuz köpüklerini saçmaya başladı, motoru çalıştırdı. Şu anda ayrılıyoruz Burgaz Adadan. Büyük adaya doğru devam ediyoruz yolumuza. Eski tarihi yapılar var adalarda. Güzel.
tarihi bir bina. Çinileri var üzerinde. Mavi mavi güzel çiniler var üzerinde. Çok şık. Burada da çok güzelmiş. Bakın renkleri. İskelenin binasının içindeki yer buraları da çok hoş. Sağlı sollu dükkanlar var. Baklavacı var. Mehmet Ağa baklavaları evet, diyor. Evet, ne kadar evet, kilosu? Evet. Ne kadar kilosu baklavanızın? Ben çok fiyatlı efendim. 200 lira, 225, 250 lira. Tereyağlı. Tereyağlı. Hakiki tereyağlı. Tereyağlı. Peki o zaman dönerken size uğrayacağım. Tamam. Mehmet Ağa baklavaları diye geçiyor. Seher Dilova. Seher Dilova, evet. Çok memnun oldum. Kaça kadar açıksınız? 11'e kadar açık. 11'e kadar açıklarmış. Dönüşte kızım Sarıye için buradan baklava alayım ben. Görüşmek üzere. Büyük adamın meşhur taçları, çiçekli taçları. Sarıyama kızımı da nazar boncuklu bileklik alacağım. Anneciğim hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nişahçım. Hoş bulduk. Kokuyor bu değil mi güzel? Harika kokuyor, harika. Çok güzel kokuyor. Şimdi siparişimizi vereceğiz. Herhalde güveç yemeği planlıyorsun. Tamam, o zaman. Güzele benziyor. Güveç annem güveç istiyormuş. Nişan sen seçtin mi? Daha seçmedin. Vallahi daha kaynıyor yani. Maşallah. Oh. Taş nasıl ısınmışsa güveç? Harika görünüyor. Çok güzel görünüyor. Çok güzel görünüyor. Afiyet olsun canım. Evet, şimdi annem için küçük bir pasta aldık arkadaşlar. Keseceğiz. Yemeğimizi yedik. Haberi yok. Sürpriz olacak ona. Şöyle hemen yandık. İçim geçiyorum arkadaşlar. Sen tut. Ben bir değiştireyim yürümü. İyi ki doğdun. İyi ki bizimle birliktesin. İyi ki varsın. Sağ ol. Annemin bugün doğum günü. Arkadaşlar. İçinden güzel bir dilek tut ve üfle canım. Nice güzel yıllara. Hepimize. Allah sağlıklı, uzun ömürler, güzel ömürler, güzel ömürler versin sana canım. Sevdikleriyle birlikte. Evet, annemin doğum günüydü arkadaşlar. Onun doğum günüydü. Burada adadayken bir vesileyle kutlamış olacağız. Çaylarımız da geldi. Sağ olsun buradaki ekip de bize yardımcı oldular. Evet, bunu da bir yandan fotoğraf çektiriyoruz. Buradaki güzel restoranın sevgili dostlarıyla birlikte, dostlarımızla birlikte fotoğraf çektiriyoruz. Onların da eline sağlık. Hadi bakalım o zaman biz pastamızı keselim şimdi. Çok teşekkürler. Çok güzel görünüyor. Prenses lokma diyor. Hem de burası mı? Hem de taze taze vallahi pişiriyorlar. Şahane görünüyor. Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? Vallahi 3 yıldır bu işi yapıyorum ben. Kendiniz de seviyor musunuz bunu? Lokmayı sever miydiniz? Valla ben Urfalı olduğum için daha çok kebabı seviyorum. Urfalı olduğunuz için. Aynen. Biz de 3 gün önce Urfa'dan geldik. Urfa'da mı geldiniz? Urfa'dan size selam getirdik. Aleykümselam. Urfa çok büyümüş, çok gelişmiş. Doğru. Çok güzel bir şehir olmuş. Pırıl pırıl. Balıklı Gölü gezdik. İbrahim, Hazreti İbrahim mağarasına gittik. Doğduğu mağaraya. Evet. Yani çok büyük keyif aldık. Güzeldi ne memleketiniz. Zaman, ne zaman oraya gittiniz? 3 gün önce oradaydık. 3 gün. Havalar nasıl orada? Çok güzeldi. Sıcak mı yoksa normal? Çok sıcak değildi. Yok. Evet. Normaldi. Evet. Şimdi. İkram et. Anneme ver istersen. Onun bugün doğum günü. Teşekkür ediyorum canım. Sağ olasın. Sağ ol. O zaman bize küçük bir paket böyle. Minik bir şey. Kapaklı olsun ki yanımızda taşıyabilelim. Yok. Sade olsun. Aynen. Peki. Sağ olun. Hadi. Size kolay gelsin. Hoşça kalın. İyi çalışmalar. Gelirseniz Büyük Adaya Prenses Lokma hemen zaten iskelenin yanında şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın hemen iskelenin üst sokaktan, gördüğünüz sokaktan gelip buradan güzel lokmalardan yiyebilirsiniz. Devam ediyoruz. Sokak içine sokak açılıyor. Dükkanlar açık. Çok güzel görünüyor.
Vallahi maşallah kendisi yapıyormuş. Benim yapıyorum vallahi. Eleme gidiyoruz. Çok bunu. Güzel. İstersen şu, istersen şu olsun. Hangisi olsun? Yani Sariye için seçiyoruz. Dedi ki bana anne içinde bir nazar boncuğu olsun dedi. Ay senin yolun buraya nasıl düştü? Düştü işte. Sırasında çok bunlar kibar, çok zarif. Narin, zarif, evet. Bunlar da mı bileklik? Evet. Şöyle bunlar var elemedi. Ay ellerin içi terledi. Gel. Birisinde bu. Güzelmiş. Şimdi Farah burada olsa onu alırdı. Tam Farah'la koşu. Şöyle iki tane şu yeşilden. Hadi ben kızımı arayayım diyeyim ki kim geldi buraya. Paşa tamam, paşa gelirler. Tamam canım. Anne tutar mısın ekranı? Şöyle. Çok hoş. Hadi al sana. Çok güzelmiş. Çok güzel. Tam da yakıştı yani saatin yanına. Hemen nereden geldik? Şöyle şu sokaktan geldik arkadaşlar. Ablanın yeri burası. Böyle devam ediyor. Eğer adaya gelirseniz buraya uğrayın. Çok güzel bileklikler. Kendi el emeği göz nuruyla yapıyor. Bundan bir tane mi alıyoruz? Bir tane alıyoruz. Yok. Bundan da bir. O öndekilerini de verdik. Şu iki tane şu yeşillerden istiyoruz. Şundan da bir tane çıkar canım. Şimdi arkadaşlar enteresan oldu. Biz Sarıya'ya bileklik almaya geldik sözde. Sarıya alırken Sarıya'nın vesilesiyle kendimize de bileklik almış olduk. Bu arada Sarıya teşekkür ediyorum. Vesilesi oldu. Biz de kendimize bileklik almış olduk. Tamam, bir tane de bu. Okey. Çok güzel bir dükkanın önündeyiz arkadaşlar. Şöyle hemen size göstereyim. Ay, çanların güzelliğine bak. O kadar cici bir dükkan ki. Sen içeridekileri gör. Süper. Değil mi? Her şey çok güzel. Çok ciciymiş vallahi. Ne var orada? Ne yok ki? Ne yok ki? Her şey var. Şu deniz atının güzelliğine bakın. Arkadaşlar adalardaki dükkanlardaki şey, malzemeler, süsler de çok güzel. 7 tane olması lazım. Kaç tane var? 2. Evet 7. Bu uğur getiriyormuş. Ya. Şuna bak fındık surat. Fındık surat sen ne yapıyorsun fındık surat? Evet arkadaşlar. Yine bakın 1963 yazıyor şurada. Genelde Rumlardan kalan evler bunlar Büyükada'da. Bakın ismi de neymiş buranın sahibinin ismi? Nikolaidis'miş. Hemen yazıyor burada. Yüksek İnşaat Mühendisi Nikolaidis. Evet adanın yine güzel küçük kedilerinden bir tanesi. Hatta 2 taneymiş burada. Hatta onlara, hatta nerede? Evet, hatta 3 taneymiş. Biri de bunun altında. Güneşten korunuyorlar. Adaların kedileri meşhur biliyor musun? Kulağından da, kulağını ısırmışlar. Kulağı yaralı, evet ne yazık ki. Canım benim, kulağı da yaralıymış. 1960'lardan kaldığını tahmin ettiğim bir ev. Çünkü genelde 1960'ların inşaatlarında böyle balkonlar oluyordu. Antea Butik Otel diyor. Yine eski bir yapı belli. Çünkü cumbalı. Şu öndeki çıkıntıya cumba diyorlar arkadaşlar. Cumbalı bir ev. Şu çıkıntı var ya. Cumba. Şu ona cumba deniyor şu. Köşklerle dolu arkadaşlar. Şöyle sokaklar. Büyükada'dayız. Bakın yeni dünya ağacını görebiliyor musunuz? Üstü dolu meyve. Yeni dünya ağacı. Bu da yine eski bir köşk. Hemen yanında böyle artık ben elimi eteğimi bu dünyadan çektim diyen bir palmiyem artık ölmüş herhalde. Susuzluktan olsa gerek. Evet. Ağırlıklı mavi tonlarda yine eski bir ada evi. Öyle güzel açmış ki aynı benim bahçedeki gibi. Yanında da hemen yine eski bir köşk var. Güzel bir sokak burası arkadaşlar. Dediğim gibi sağlı sollu köşklerin olduğu bir sokak. Evet, elektrikli araçlar kullanılıyor. Eskiden atların canı çıkıyordu buralarda. Yürüyebilmek için atlı faytonlar vardı biliyorsunuz. Artık onun yerine elektrikli bu küçük araçlar almış. Bence de çok iyi olmuş atlar. Kurtulmuşlar o ağır yüklerden.
çok isabetli bir iş yapılmış. Artık elektrikli araçlar yukarı çıkanları taşıyor. Güzel bir köşk, beyaz. Yukarı doğru devam ediyoruz. Bakın artık dış yüzey isyanlarda. Yazık olmuş. Yazık, bir de desene biz yapamaz. Evet, nereden geldik? Hemen şuradan geldik arkadaşlar. Hemen bir kiraz ağacı gördük. Vallahi güzel. Ceviz var, her şey var bahçede. Değil mi? Evet. Meyve ağaçları. Buranın yerlisi misiniz siz? Evet. Kaç yıldır buradasınız? Kapatayım mı? Çekmeyeyim. Çekeyim mi? Yok, fark etmez. Tamam. Şey, 60 yıldır buradayım. Burada ben hiç kimseyi görmedim bu evde otururken. 60 yıldır buradasınız. Evet. Peki adanın son halini nasıl buluyorsunuz? Yani eskiye göre ne diyebilirsiniz adanın? Yani 25-30 sene önce nasıldı? Şimdi nasıl? Ne düşünüyorsunuz? Çok üzgün. Çok üzgünsün. Fark ettim. Evet. Seher değil, o an sizin programınızı izliyordum. Çok sevindim. Yavrum, heh. Eskide ben 67'de Moda'dan buraya geldim. Evet. Ondan sonra hanımlar akşam bu saatte inerler, giyinirler, kışanırlar, saçlar yapılır. İnerler iskeleye, beyleri karşı varlar. Öyleydi. Şimdi görüyorsunuz, motordan indiniz, bindiniz insanları. Evet. Eskiden iskelede sen kiminle geldin, kime geldin, kaçta geldin soruyorlardı. Şimdi yok öyle. Hmm. Parayı basan geliyor. Evet. Parayı basan geliyor. Yok öyle. Peki eski sakinlerinden, ilk adanın ilk sakinlerinden kimse kaldı mı? O Vasilisler falan filan onlardan. Hiç böyle... Bir tane bir öğretmen var Vaso, o da hasta. Yes. Öğretmen. O da hasta, yani yok. Bunların eski sahipleri hepsi öldü gitti, bu öldü. Şimdi bunları. Hep Türk boş sakinler mu? Mi? Efendim? Boş mu bu? Boş olur mu? Çocuklar sattı gitti. Burası sinemaydı, orası eskiden. Şurası sinemaydı. Ha, neresi? Bu cevizde şey, demir kapı beyaz aşağıda. Aha, orası sinema mıydı demek ki? Sinemaydı. Köşkü 1 milyon lira. Anne baba ölünce çocuklar sattılar. Sattılar. Kimse evet. Oturuyor mu içinde? Tabii, dışarıdan geliyor. Koca köşk. 60 yıllık bir sakinle karşı karşıyayız. Evet canım benim. Çok memnun olduk. Biz de mesela. Kendinize iyi bakın. İyi günler diliyorum. Sağ olun, bizi aydınlattınız. Sevgilerimizi gönderiyoruz size. Vallahi adı çok güzel de açık cezaevi burası. Diyorsun. Çünkü ne sineması var, ne tiyatrosu var, ne bir şeysi var. Yok. Evet, eski anlıyorum. İstanbul gibi değil. Evet. Çünkü İstanbul'da tiyatroya, sinemaya gitsen akşam nasıl döneceksin geri? Ya değil mi? Tabii. Tabii. Bir de onun. Yani ada çünkü kapalı, etrafı çevrili. Eskiden benim çocukluğumda şeye giderdik. Taksim'de belediye gazinosu, Orhan Boranlar çıkardı. Süt nerede saklanır sorardı Orhan Boran Yüki'ye. Yüki de derdi ki nerede saklanır? Orhan Boran derdi ki ineğin memesinde saklanır bozulmadan. Değil mi? Bu benim dediğim 62-63 senelerinde. Evet, evet. Şimdi ne inek kaldı, ne süt kaldı. Hadi öpüyoruz sizi. Bay bay canım benim. Allah'a emanet ol. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Evet. Durum bu. Keçe tasarım doğal boyama baskı alanıymış. Vallahi çok güzel şeyler yapmışlar. Keçeden yapıyorlarmış. Camları da asmışlar. El emeği, göz nuru böyle. Güzel güzel. Peki. Evet, çok eski bir ada sakiniyle konuştuk. 60 yıldır burada yaşadığını söyledi. Kendince anlattı meseleleri. Kozalak boyayıp asmışlar arkadaşlar. Camlara rengarenk kozalakları asmışlar. Nasıl diyelim, sessiz, sakin, çarşı kısmı dolu restoranlar ama biraz yukarılara, sokaklara doğru çıktığınızda bir sakinlik, bir sessizlik, daha çok martıların sesini değil mi anne duyuyorsunuz? Evet, evet. Ciyak ciyak martılar kulağınızın dibinde hemen bağıra bağıra uçuyorlar kafanızın üstünde. Yine dediğim gibi her taraf eski köşkler, eski evler. Biraz insan bir burukluk da hissetmiyor değil açıkçası. Kim bilir ne hikayeler, ne aşklar, ne hayatlar yaşandı bu adada. Neler geldi geçti.
hemen birkaç dakika önce buranın 60 yıllık sakiniyle konuştuğumuzda o da eski tadının olmadığını söyledi. Tabii 60 yıl boyunca burada ne yaşadı, ne gördü de bunu söylüyor. Çok detaylarını bilmiyoruz. Kendince haklı olabilir. Özellikle tiyatro ve sinemanın olmamasından karşıya geçtiklerinde, ana kıtaya, İstanbul'a geçtiklerinde dönüş için sıkıntı olduğunu söyledi. Belki bir videomuzu izleyip birisi dinler ve buna bir çözüm bulur diye düşünüyorum. Biz gezmeye devam ediyoruz. Çık çık bitmiyor. Epey bir yokuş var. Hemen şöyle aşağıdan geldik. Biraz daha yürüyeceğiz galiba. Çok cici bir kedi bu. Bu kadar da güzel oturmuş ki. Rengi de çok hoş. Kuşlara güzellik, bak. Tatlım benim. Çok şirinsin sen. Çok ilginç, buraya eski çantalar asılmış. Bunlar satılıyor mu acaba? Evet. Satıyorsunuz. Tamam. Seher Bendil olan. Evet. Hoş nasıl geldin? Hoş bulduk. Nasılsınız? Deme deme sen mi dedim? Benziyor dedim. Nasılsınız? İyiyim canım, teşekkürler. Hoş geldiniz. Ay bu kimin bu? Sen kimin bir şey? Oh, canım benim, çok şekersin sen. Sizin mi? Evet. O ismi ne bunun? Balım. Balım. Gerçekten evet. De balım renginde. Çok güzelmiş bu. Doğuma büyüme bu adadasınız. Yani çok küçüktüm geldim. 4 gibi, hani ama büyüme denir artık ona. Yani küçük yaştan geldim. Ama hep zaman... bu binada mıydınız? Yok. Nizam'daydı. Evet. Başka hani taşındık, başka evdeydim. Ya bayağı yer değiştirdik. Ama eski dağda çok güzel. İşte onu merak ediyorum. Eskide hiç yaz kış ev yoktu adada. Sadece bahçıvanlar vardı yaz kış. Hı hı. Yani ev sahipleri var. Ve yaz kış öyle hani kiraya verim yoktu. Yazlık. Sadece yaz. Peki çok çok eski sahipleri varmış buranın. Onlardan i̇şte, kaldı mı? Yani, Vasilidisler, bilmem işte yani Nikolaslar. Onlar vardı tabii. Hani Müseviler baya gittiler depremden sonra, çok giden oldu. Hmm. 99 depreminden evet, sonra mı? Evet. Bıraktılar gittiler. Yani demek o zaman ki. Çok giden oldu. Başka bir yere gitmişler yazla. Ama çok güzel de eski. İnanırım, doğrudur. Terlikle iskele inilmezdi o zaman. Evet, demin bir hanımefendiyle karşılaştım. Biz de çok şık giyinirdik. Yakınlarımızı iskeleye o şık giydiğimiz elbiselerle pastonla evet, giderdik evet. Diyor. İşte böyle hani papyonlar, hani takım elbiselerle inilirdi. Hiç terliklerle öyle inim iskeleye falan yoktu. Hepsi çok ya, şık. Ya anlıyorum sizi. Ve oradan müzik çalarlardı hani iskelede, saat evet. Meydanında. Vallahi evet. Müzikler çalınırdı ve çok güzeldi. Peki bu bina sizce kaç yıllıktır? Bu 50 yıllık. 50 yıllık bir bina. Siz de mi buradan geçiyorsunuz? Evet. Peki. Evet. Peki çocuklarınız, yakınlarınız var mı? Çocukları var, büyüdüler, evlendiler. Onlar mı? Ayrıldılar mı adadan? Yok, üst katta oturuyor. Üst katta. İyi, ayrılmamışlar, yanınızdalar. İsminiz? Ülker. Ülker Hanım, çok memnun oldum. Ben de memnun oldum. Hoş geldiniz. Kendinize iyi bakın. İnşallah kısmetli bir gün yine belki buradan geçmek olabilir. Bekliyorum, bak. Kim geldi? Nasılsınız? Aa. Merhabalar, selamlar. Eşim. Nasılsınız? Geçin, oturun. Diyorum. Sağ olun. İnelim biz de aşağı yavaş yavaş. Bugün annemin doğum günü, o da burada. Yüce yılları olsun diyorum. Hep beraber olsun. Hiçbir şey yapmışla birlikte, sağ ol. İyi ki bu çantaları koymuşsun vesileyle. Ben de hani merak ettim, girdim içeriye. Sizi tanımış oldum. İsminiz? Mahmut. Çok memnun oldum. Ben de canım. Canlar, öpüyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bekliyoruz ama. İnşallah. Görüşmek üzere. Evet. Görüşmek üzere canım. Bay bay. Bay bay. Evet arkadaşlar, bakın 60 senedir burada yaşıyorlarmış. Hiç ayrılmadım adadan diyor. Çok eski bir sakini buranın. Çocuklarınız ayrıldı mı dedim. Siz de duydunuz. Hayır, ayrılmadı. Onlar da üst katta yaşıyorlar dedi. Gerçekten biraz hüzünlü sanki, değil mi anne? Biraz hüzün hissediyoruz. Hüzünlüler.
Yani eskiye hep bir özlem var burada. Ada sakinleri izinli. Evet, güzel bir taş yapı. Rengi de çok hoşmuş. Çok sevdiğim bir renktir bu, bu tonlar. Devam ediyoruz. Artık birer dondurmayı kızlar. Hak ettik. Hak ettik. Gidelim dondurmayı yiyelim. Buyurun. Nasıl eski bir ağaç görüyor musunuz? Artık kat kat olmuş neredeyse. Çınar ağacı. Evet, kadim ağaçlardandır çınar ağacı arkadaşlar. Önünde de bu dünya güzeli yatmış, dinleniyor. Çok yakıştı rengi. Sana? Sana nasıl olayım? Sevdin mi anne rengi? Hayır, hayır. Vallahi. Hiç hiç kaldım. Şimdi şuradan dondurma alacağız kendimize. Sonra da vapura yetişmeye çalışacağız. Çünkü her saat başı burada Bostancı'ya giden vapur var arkadaşlar. Saat 8'e geliyor. Hemen dondurmamızı alıp aşağıya iskeleye geçeceğiz. Hadi bakalım dondurmamızı alalım. Neler var? Ne alalım? Cevizli vanilyalı olabiliyor mu? Tamam. Ben kendim için cevizli vanilyalı istiyorum. Anne sen? Çilekli. Annem çilekli istiyor. Sen? Ben ama şeyde olmasın. Kapta istiyormuş. Onu yapsın. Kapta mı? Arkada. O değil, o değil. Onu yap. Bizimkisi külahta. Bir kişinin iki kapta olacak. Hepsi birbirinden güzel dondurmaların. Şöyle göstereyim size. Harika. Eğer Eyfel Kulesi oldu bu. Şöyle rica edeceğim. Sağolun. İnşallah ben bunu yiyebilirim. Evet. Gelecek. Şimdilik sana bunu vereyim anne. O da kapta olacak. Bunu da biraz süsleseydiniz ne olacaktı? Dondurma bu. Böyle Eyfel Kulesi gibi bakın. Böyle kat 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 kat. Bir dondurmam var. Tarihi Pripipo dondurmacısı. İskele burada geliyorsunuz. İskeleden yukarı doğru çıktığınızda dondurmacı burası arkadaşlar. Evet, dondurmamızı yiyerek gidiyoruz arkadaşlar. Vapura yetişeceğiz. Ne kadar vereyim? Mısır. Hangisini istiyorsun? Tamam, iki tane olur. İki tane olur mu? Hemen arkamda hem kestane var hem mısır var. Bir yandan da güneş batmak üzere. Yani şu görüntünün üstüne ne söyleyecek boş herhalde. Değil mi? Yani yorum da yapamıyorum. O kadar güzel bir görüntü ki. Herhalde İstanbul'u İstanbul yapan görüntülerden birisi bu olsa gerek diye düşünüyorum. Muhteşem. Bu güzel adalar turunu burada bitiriyoruz. Biz evimizin yoluna doğru devam ederken sizler de videonun sonunda lütfen beğeni tuşuna basın.
bolca yorum yapın ve abone olursanız da çok mutlu olurum. İyi ki varsınız. İyi ki benimle birliktesiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sevgiler.